Moda Dil'den herkese merhabalar arkadaşlar. Test Your Preposition serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Şimdi bugün edat soruları çözeceğiz. Gayet enteresan sorular var. Öncelikle şunu söyleyelim. Edat sorularında iki yöne evrilebilir soru. Birincisi belli yapılarla beraber kullanılan, genellikle kullanılan edatları bizden isteyebilir. Hani belli bir ifade vardır, yanına genelde belli edatları tercih ediyordur, onu isteyebilir. Bu bir soru türü. Bir de bazen seçeneklerde verilen edat anlamı gereği, cümleye kattığı anlam gereği yukarıdaki soru kökünü doğru tamamlayabiliyordur. O yüzden doğru cevaptır. Yani belli bir ifadeyle kullanıldığı için değil de o cümleyi doğru tamamlayabiliyordur. İşte bu iki temel noktaya dikkat ederek edatları çözmemiz gerekiyor. Başlayalım birinci soruyla hemen. Bakalım neler dönmüş birinci soruda. Mesela bu soru hemen bakın inceleyelim. Ne diyor adam? Galaksimiz büyük bir ekolojik sistemdir. Devasa bir ekolojik sistemdir diyor. Sonra hangi ekolojik sistemdir? Nasıl bir ekolojik sistemdir galaksimiz? Gazın geri dönüşümünün yapıldığı demiş. Şimdi normalde geri dönüşüm yapmak illa devamına şu edatı alır, bu edatı alır diye bir kaydı yok. Boşluğun sağında successive generations yani arda arda gelen nesiller diye bir ifade var. Bu ifade de öncesine şu edatı alır, bu edatı alır diye bir kaydı yok. O zaman burada bir anlamla bu cümleyi doğru tamamlayacak bir edat olabilir. İlk boşluk için konuşuyorum. İkinci boşlukta şöyle bir anlatım var ama nesiller demiş boşluğun solunda. Sağ tarafta da o nesillerin kimin nesli, neyin nesli olduğunu anlatmış. Yani insan nesli mi, hayvan nesli mi yoksa arda arda gelen yıldızların nesli mi bu? Onu söylemiş. O zaman şuraya nın anlamıyla ikinci boşluktan bahsediyorum. Arda arda gelen yıldızların oluşturduğu nesiller diyerek sanki burada bir ofa öncelik verebiliriz gibi geldi bana. Bu da ne demek? İlk boşluğa acaba through edatı gelebiliyor mu? Şeklinde bir soru sormam kendime lazım. Through ne demek? Through ya bir ucundan girip diğer ucundan çıkma gibi kullanılabiliyor. Mesela tünelden geçme örneği ya da borunun içinden suyun akması. Nedir bunlar hep? Bir ucundan girip diğer ucundan çıkma. Veya through'un yardımıyla, aracılığıyla, vasıtasıyla, tarafından gibi anlamları var. Belki de odur. Şimdi ilk tarafa bir daha bakalım. Gaz geri dönüştürülür diyor. Aracılığıyla, yardımıyla, vasıtasıyla geri dönüştürülür. Kim yardımıyla, aracılığıyla, vasıtasıyla gazın geri dönüşümü yapılıyor? Nesiller boyunca gelen, ard arda gelen yıldızlar vasıtasıyla gazın geri dönüşümü yapılır. Gezegenimiz böyle bir geri dönüşümün yapıldığı devasa bir ekolojik sistemdir diyor. Bu çeviri anlamlı bir bütün oluştu soru kökünde. Denizli'ye gittim. Şimdi ne dedik o zaman ilk tarafa? Yardımıyla, aracılığıyla geri dönüşümü yapılır dedik buraya. İkinci tarafa da yıldızların oluşturduğu nesiller. Yıldız nesilleri dedik. Oraya da ofu getirdik. O zaman ilk taraf ciddi manada aslında bir anlam, çeviri istiyordu bizden. Şimdi geçelim ikinci edat sorumuza. Bakalım burada ne isteniyor? Ne demiş? Artan su sıcaklıkları ve artan asidite ne yapmış? Bıraktı diyor. Bırakmakta demiş. Dörtte üçünü, %75'ini, bu mercan resiflerinin %75'ini tehdit demiş boşluğun sağında da. Ha, şöyle denilebiliyor. Yani tehdit altında soktu diyelim o zaman, değil mi? Çünkü under threat diye bir ifade var İngilizce'de. Seçeneklerde de var. O zaman burada left'i de tehdit altında bıraktı diye düşünebiliriz. Ya da tehdit altına soktu diye düşünebiliriz. Bu şekillerde yorumlar yapabiliriz. O zaman ilk tarafa under threat desek, yani tehdit altında desek mercan resiflerinin dörtte üçü. Peki ikinci tarafa ne getirmiş oluyoruz o zaman? Out. Şimdi ikinci tarafa out olabiliyor mu acaba? Yani temelde aslında die out diye bir söylem var mı? Var. Die out işte böyle zamanla yok olup gitmek anlamına gelen bir söylem. Kademeli olarak böyle yok olup gidiyor. O zaman ilk tarafa under'ı koyduğumuzda oluşan under threat, tehdit altında. İkinci tarafa out'u koyduğumuzda oluşan die out, işte zamanla yok olmak. Tabirleri, soru kökünü sanki anlamlı bütünler oluşturacak şekilde tamamlayabiliyor gibi geldi bana. Hemen bir son çevirisini yapalım. Artan su sıcaklıkları ve artan asidite dünyadaki mercan resiflerinin dörtte üçünü tehdit altına sokmuş, tehdit altına almış. Ve it is possible that, şu mümkündür ki, şu olasıdır, şu olabilir. Ne olabilir? Çoğu resif 2050'ye kadar yok olabilir. Çoğu resifin 2050'ye kadar yok olması artık bir olasılık dahilinde şeklinde bir çevirimiz oldu. Şimdi hocam ben işte nedir o die off diye bir şey duymuştum.
O olmaz mı? Şimdi die of den ölmek demek. Olabilir. Die'in yanına of geliyor diye burada illa ama doğru cevap C olur mu? Onu check edelim. Den ölmek dediğinizde boşluğun sağında neyden öldüğünü yazarsınız. Kanserden mi öldü? Asiditeden mi öldü? Burada o yazmıyor. O yüzden mesela buna gidemeyiz. Bu bir hani çeldirici olarak düşünmüş olabilirsiniz. Onun dışında diğer seçeneklerin gerek ilk tarafları belki hadi Adana'nın ikinci tarafı die from diye bir söylem de var. O da den ölmek demek. O da tıpkı die of gibi. Ama yine aynı mantık. İkinci boşluğun devamında neyden öldüğünü anlatmıyor. Oradan da eleniyor. İlk boşluğa 10 getirmek ne kadar mantıklı? Öyle bir kullanım var mı? Oradan da eleniyor. O zaman Edirne'nin her iki tarafının da soru kökünü doğru tamamladığını söyleyebiliriz. Burada şu çok önemli, dikkat ediyorsunuz. Bir seçeneğin bir tarafının anlamının uyuyor olması veya yapısal olarak uyuyor olması o seçeneği doğru yapmıyor. Diğer tarafının da ikinci boşluğa düzgün bir şekilde gelebilmesi, öyle bir kullanım olması lazım. Peki devam edelim. Hemen yeni sorumuzda İstanbul'un batısı demiş. Şimdi buraya nasıl edatlar getirilebilir? Bakalım. İstanbul'un batısı. Şimdi during ifadesi insanların hemen şöyle düşündüğü bir ifade. Boyunca anlamı var ya. İstanbul'un batısı boyunca diye düşünüyor onu. Fakat during daha çok coğrafik olarak değil de zamanla ilintili bir kavramdır. Yani savaş boyunca diyebiliriz. Kriz boyunca diyebiliriz. Büyük depresyon dönemi boyunca diyebiliriz. Ama hani Nil Nehri boyunca diyeceğimiz zaman orada during'i değil de mesela along edatını tercih ederiz. Buradan o eleniyor zaten. Peki İstanbul'un batısıyla alakalı başka hangi edat kullanılabilir hocam? İstanbul'un batısına doğru anlamında tu kullanılabilir. Hatta bu tu sanki toward edatı var, değil mi? Toward edatı gibi birazcık burada anlam vermiş. Yine over zorlar. Of İstanbul'un batısının olabilir. İstanbul'un batısının bir kısmı falan diyeceksek belki olur ama burada öyle bir anlatım yok. İstanbul'un batısı için bir proje yapılıyor falan derse devamında belki Edirne'de olabilir. Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla İstanbul'un batısına doğru, İstanbul'un batısına açıldığında gibi bir anlam gördüm sanki ben burada. Bir bakalım devamına. İstanbul'un batısı bir şekilde ne diyor işte Karadeniz'de Marmara Denizi arasından bahsediyorum. Uzanıyor diyor. Uzanmak fiili de benim tuğumu destekledi. Çünkü İstanbul'un batısına doğru uzanan bir şeyden bahsediyorum. Burada tuğuyu E doğru diye çevirdim. Ne uzanıyormuş İstanbul'un batısına doğru? Şu ikinci tarafa of getirilebilir mi acaba? Onu test edelim. Çeşitli landscape'ler. Landscape'e manzara diyebilirsiniz. Coğrafya diyebilirsiniz. Yer şekilleri diyebilirsiniz. Çeşitli coğrafyalar, manzaralar veya yer şekilleri, oluşumlar uzanıyormuş. Bu oluşumlarda neymiş bakalım? Ormanlar, çiftlikler, tarlalar, bataklıklar ve antik yerleşim birimleri demiş. Şimdi buraya of olur mu? Valla birinci anlamıyla çevirirsek olmaz. Neden? Çünkü ormanların, çiftliklerin, bataklıkların çeşitli manzaraları çok güzel olmayabilir kulağınıza. Fakat of'un den oluşmak anlamı da vardır. Yani bir bakıma be made up of söyleminin sadece sonundaki of'u alarak da bir şeyin neyden yapıldığını, neyden oluştuğunu, içeriğinin ne olduğunu anlatabiliriz. Burada da gördüğümüz kadarıyla şunu söylüyor adam aslında. Ormanlardan, İşte bu çiftliklerden, tarlalardan, bataklıklardan ve antik yerleşim yerlerinden oluşan geniş çaplı bir yelpazede bir manzara, bir yer şekli coğrafyası görebilirsiniz demeye çalışıyor. Böyle bir kullanım İngilizce'de var. İlk tarafı da uymuştu zaten. O zaman ilk tarafa to, ikinci tarafı da of'u koyan B seçeneğini doğru cevap olarak düşündüm. Peki nasıl bir çeviri yaptım? İstanbul'un batısına doğru, Karadeniz'le Marmara Denizi arasında ormanlardan, farmlardan, marşlardan, bataklıklardan, antik yerleşim yerlerinden oluşan diverse yani çok çeşitli bir landscape yani bir coğrafya uzanır. Lie ifadesini koydum. Gayet güzel bir çeviri oldu. Tabi burada ikinci kısmı iyi yorumlamak lazım. İlk kısmı da keza iyi yorumlamak lazım. Geldim sıradaki soruma. Şimdi burada bakalım ne yapacağız? Boşluğun sağında yeni bir araştırma demiş. Şimdi ne deriz normalde İngilizce'de? Yeni bir araştırmada şu bulundu. Yeni bir araştırmada bilim insanları bize şunu gösterdi falan deriz. O yüzden ilk tarafa yeni bir araştırmada diyecek olan ini koyasım geldi. Fakat bu ikinci taraftaki between'in de ikinci boşluğa gelebilmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Eğer C doğru cevap olacaksa. Bir bakalım. Şimdi yeni bir araştırmada desek bilim insanları gösterdi. Atlara
Fotoğraflar göstermişler. Ne fotoğrafları? İnsan yüzlerinin fotoğraflarını göstermişler. Bakın az önceki of aslında burada da var. İnsan yüzlerinden oluşan fotoğraflar, insan yüzleri içeren fotoğraflar göstermişler. Peki ve bilim insanları şunu keşfetmiş. Atlar ayırt edebiliyormuş. Ha, geldim önemli bir kelimeye. Distinguish kelimesine. Ayırt edebilmek. Şimdi ayırt edebilmek kelimesi bu distinguish devamına from alabiliyor mesela. Seçeneklerde yok. X'i Y'den ayırt edebilmek. Among alabiliyor. Böyle üçten fazla şeyi birbirinden ayırt edebilmek. Veya between alabiliyor. İki şey arasında ayrım yapabilmek. Yani elma ile armutu birbirinden ayırabilmek gibi. İşte o bağlamda distinguish'in devamına between'i yazsak. Bakın devamında da iki şeyden bahsediyor. Angry and happy faces. Yani kızgın ve mutlu yüzleri birbirinden ayırt edebildiğini söylüyor atların. Zaten between devamına and alarak da iki şey arasında anlamı da katabiliyor. Bir de öyle bir şey var. A distinguish between angry and happy faces de ne olur? Kızgın ve mutlu suratları birbirinden ayırt edebilmek diye belki çevrilebilir. O zaman ilk tarafa in'i koyduğumuzda, ikinci tarafa da between'i koyduğumuzda aslında gayet güzel, anlamlı bir bütün oluşturmuş oluyoruz ve şöyle bir çeviri yapıyoruz o zaman. Yeni bir araştırma da bilim insanları gösterdi. Atlara insan yüzlerinden oluşan fotoğraflar gösterdiler. İnsan yüzlerini içeren. Ve bilim insanları şunu keşfetti. Atlar ayırt edebiliyormuş. Neyi? Kızgın suratlarla mutlu yüzleri, suratları birbirinden ayırt edebiliyormuş. Distinguish between bu anlama kattı. Ve atlar reaksiyon gösterebiliyormuş. Yani hareket edebiliyormuş. Accordingly, buna göre. Şimdi accordingly böylece, bu yüzden gibi anlamlara geliyor ama burada react accordingly'yi buna istinaden, buna göre, buna bakarak anlamında çevirelim ve şöyle diyelim. Kızgın ve mutlu suratları birbirinden ayırt edebiliyorlar ve buna göre de davranabiliyorlar şeklinde çevirelim. O zaman Ceyhan, burada doğru cevabımız olsun. Peki devam ediyorum. Şimdi bu soruda ne yapmış? Önce zıtlık bağlacıyla girmiş. Erağmen demiş, ken demiş ya da işte sede sada diye çevirebiliriz. Bakalım. Genomlar demiş, boşluk koymuş. Bütün köpekler demiş. Burada aslında ne diyeceğim? Bütün köpeklerin genomları. Yani burada bir sahiplik anlatacağım. Bu bağlamda da aslında bizim of'un en temel görevini kullanmış olacağım. Ne o? Nin, yani sahiplik verme anlamı. Oraya of'u koyduğumuzda bütün köpeklerin genomları diye bir giriş yapmış oluyoruz. E şimdi ikinci tarafa eman getirmiş oluyor bu. Acaba ikinci boşluğa eman gelebilir mi? Eman nedir? Eman arasında demek. Hocam between de arasında demek. Between iki şeyin arasında olduğu zaman kullanılır. Yani bir şey ve diğer bir şey veya bir grup ve diğer bir grup yazarsınız, between koyabilirsiniz ama eman da genelde 3 ve daha fazla şeyin arasında olan bir şeyden bahsediyorsak eman devreye girer, sahneye çıkar. Şimdi ikinci boşluğun sağında türler diye bir kelime var. Breeds, yani species gibi böyle hayvan türlerine denilebiliyor bu. Peki o zaman among breeds dediğimizde türler arasında diye bir çeviri yapıyoruz. E burada kaç tane tür olduğunu da, yani iki tane tür olduğunu da söylemiyor. Muhtemelen bayağı bir türden bahsediyor burada. O zaman among breeds sanki çok fena değil. Bir de anlam olarak bakalım. Ne demiş burada adam? Köpeklerin, bütün köpeklerin genomları %100 köpek DNA'sındır. Köpek DNA'sıdır. DNA'sından oluşur. Tamam. Oluşsa da demiş, küçük bir miktarda genom varmış arkadaşlar. O değişkenlik gösterebiliyormuş. Vary. Değişmek, değişkenlik göstermek. Türler arasında. E gayet güzel oldu. Bütün köpeklerin genomları %100 köpek DNA'sı olsa da genomların küçük bir miktarı türler arasında değişiklik gösterebiliyor. Tamam, hepsi köpek DNA'sı. Eyvallah, bütün köpeklerde ama türlere göre genom miktarında değişiklikler var. Yani türler arasında değişiklikler görülebiliyor şeklinde bir çeviri yapmış. Köpeklerin genomu of, türler arasında değişiklik göstermek among, bu soruda doğru cevabı bizi Bursa'ya götürmüş. Peki geldik sıradaki sorumuza. Burası biraz daha belki rahatlatacak bizi. Yine benzer bir of kullanımımız da olacak. Şimdi moda endüstrisi diye girmiş, ardından sorumludur demiş. Moda endüstrisi sorumludur, sorumlusudur. Şimdi neyden sorumlu olduğumuzu anlatırken İngilizce'de responsible kelimesinin yanına neyden sorumlu olduğumuzu söylerken kullanacağımız edat for oluyor arkadaşlar. Bir şeyin sorumlusu, bir şeyden sorumlu derken. O zaman Edirne'nin ilk tarafı birinci boşluğu tamamlıyor. Peki Edirne'nin ikinci tarafı ikinci boşluğu tamamlıyor mu? Oraya bakalım.
Peki moda endüstrisinin sorumlusudur, den sorumludur. Neyin sorumlusudur? Dünyanın atık suyunun %20'sinin sorumlusu. Sadece onun da sorumlusu değil. Şimdi ikinci tarafa gelelim. Karbon emisyonlarının %10'unun da sorumlusu. Ha, o zaman buraya of olabiliyor. Zaten bakın ilk tarafta dünyanın atık su miktarının %20'si derken de ofu kullanmış. Yani atık suyun %20'si karbon emisyonlarının %10'u. İlk tarafı da for da olabiliyor. O zaman burada hiçbir sıkıntı yok. Edirne'ye gidebilirim. Devamında da ne demiş? İşte bu karbon emisyonlarının %10'undan moda endüstrisinin sorumlu olması için demiş ki bu %10 miktarı bütün uluslararası uçuşlar ve deniz kargo ticareti falan taşımacılık birleştirildiğinde çıkan karbon emisyonundan daha fazla. Vay be moda endüstrisi, o kadar karbon emisyonu salıyorsun demek ki. Vay be, devam. 7 numaraya geldik. Son sorudayız. Emisyon da salım salınım değil mi? Emit fiilinden geliyor, o da güzel. Peki şimdi bu soruda da belki güzel bilgiler var. Ne demiş? Bir asteroidin tarihi belirlenebilir demiş. Şimdi bu soruyu ilk gördüğümde benim hemen aklıma determined by mı diyecek acaba diye düşündüm. Hani bir şey tarafından belirlenebilir diye. Zaten diyor burada onu yaptım ben diyor. Onu söyledim. Ne tarafından belirlendiğini söyledim. By'ımı koydum. Seçeneklerde de yok zaten ilk taraf için. O zaman ilk tarafta ne dönüyor? İlk tarafta şu dönüyor arkadaşlar. İngilizce'de in part diye bir söylem var bakın. Hemen Bursa'yı da koyalım oraya. In part. In part kısmen demek. Belli bir düzeyde demek. Belli bir haddeye kadar demek. In large part derseniz, araya bir de large koyarsanız bu tabir büyük oranda, çoğunlukla anlamına geliyor. O zaman burada aslında in part söylemi var. Araya bir de large koyulmuş. In large part, büyük oranda şeklinde bir anlatım olmuş. Peki, Bursa'yı buraya koyarsak, Bursa'nın ikinci tarafındaki vit'i de şeye koymamız gerekiyor, ikinci boşluğa. Peki ikinci boşluğa vit gelebilir mi acaba? Şimdi ikinci boşlukta da ne demiş işte? Genel anlatıma da bakalım. Bir asteroidin geçmişi büyük oranda belirlenebilir. Ne tarafından? Onun strength, kuvveti, gücü tarafından belirlenebilir. Neye karşı gösterdiği güçle belirlenebiliyor? Collisions, çarpışma. Peki bu çarpışma kelimesi, bunun fiil hali de var. Collide diye yazılıyor. İsim hali olan collision. Devamında ne ile çarpışıldığını söylediği zaman with edatını alabiliyor. Burada da boşluğun devamında bir asteroidin diğer nesnelerle çarpışmasından bahsetmiş. O zaman oraya da with edatını getirebiliriz. O zaman işin aslı ilk tarafa in, ikinci tarafa with'i koyduğumuzda gayet güzel böyle anlamlı bir bütün oluşturmuş oluyoruz. Yapıların da istediği edatları yanlarına, yapıların istediği anlamlarla vermiş oluyoruz. O yüzden Bursa doğru gibi. Hemen bir çevirisini tekrar yapalım. Bir asteroidin geçmişi büyük oranda o asteroidin kuvvetiyle belirlenebilir. Neye karşı gösterdiği kuvvet bu? Çarpışmalara karşı. Orada dayanıklılığı da denilebilir aslında. Ne ile olan çarpışmalarda gösterdiği dayanıklılıkla belirlenebiliyor bu dayanıklılıkla. Dayanıklılıkla, evet. Diğer nesnelerle yaptığı çarpışmalar, diğer nesnelerle çarpıştığı zaman gösterdiği kuvvet dayanıklılıkla belirlenebiliyormuş. O zaman collision with, aynı şekilde collide with ile çarpışma. In part, kısmen. In large part, büyük oranda ifadelerini bize veren, soru kökünü düzgün tamamlayan Bursa burada doğru cevap oluyor. Böylelikle de arkadaşlar bir test your preposition bölümümüzün de sonuna gelmiş oluyoruz. Yine farklı serilerde, farklı bölümlerde karşılaşmak dileğiyle takipte kalın Moda Dili, görüşmek üzere.